Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte medyanın çocuklar üzerinde bıraktığı etkilerden bahsedeceğiz biraz. Medya teknolojinin gelişmesiyle birlikte işte televizyonun, bilgisayarın, bilgisayar oyunlarının, sinemanın vesairenin çıkmasıyla birlikte artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi medya. Çocukları bıraktığı etkilerden bahsedecek olursak aslında olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Çünkü bazı eğitsel programlar ergenlik çağındaki çocuklar için özellikle bazı eğitsel programlar var ve bunlar çocuklara çok etkili, çok yararlı olabiliyor. Daha sonra bilgilendirme için yani okul tarzında okuldaki öğretim için olan medyalar var. Ya da bazı eğitici çizgi filmler, küçük yaştaki çocuklar için eğitici çizgi filmler var. Bunlar çocukların aslında zihinsel yapısını geliştirmeye ya da biraz daha hani olgunlaşmasını sağlayan programlar olabiliyor. Hani bunlar medyanın çocuklar üzerinde bıraktığı aslında olumlu etkiler. Fakat tabii her şey olumlu değil. Bazı olumsuz etkileri yaratan programlar da var çocuklar üzerinde. Özellikle mesela büyüklerin izlemesi gereken hani 7 yaş üzeri, 13 yaş üzeri, 18 yaş üzeri olmak üzere sınırlanan bazı filmler, bazı programlar var. Bunları mesela çocukları izlettiğimiz zaman çocuklar bunlardan etkilenebiliyor. Mesela bir savaş sahnesi oluyor ya da dövüş sahnesi oluyor ya da mesela sigara içiliyor. Çocuk onu görüyor mesela hani bilinç altında bir yer kaplıyor aslında. Yani tamam hani onu izleyen çocuk belki sigara içmeye başlamıyor ama bilinç altında kısmen de olsa yer kaplıyor. Onun dışında alkol sahneleri falan oluyor ya da hani daha farklı sahneler olabiliyor. Hani savaş sahneleri, mermi sahneleri, işte mafya sahneleri olabiliyor. Savaş sahneleri mesela çocukları çok etkileyebilen aslında bir faktör. Onun dışında mesela bazı çizgi filmlerde de hani subliminal mesaj dediğimiz mesajlar var ya da bilinçaltını direkt etkileyen bazı çizgi filmler de olabiliyor. Bunlar çocukların işte bakış açılarını değiştirebiliyor, düşünce açılarını değiştirebiliyor. Ya da mesela bazı programlar çocukları okuldan soğutabiliyor, beyinlerini yorabiliyor, hani tembelliğe itebiliyor bazı çocukları. Hani bazı programlar var, bazı şeyler var. Orada çocuklar görüyor mesela bazı dizilerde falan görüyor. Anneye babaya biraz daha itaatsizlik başlıyor. Onun dışında işte karşı gelmeler başlıyor. Her istediğini aldırmadığı zaman işte tepki gösterme gibi şeyler başlıyor. Hani medyanın olumlu ve olumsuz olmak üzere iki tane farklı etkisi var ama olumsuz yönleri biraz daha fazla diyebiliriz. Burada ebeveynlere düşenler aslında o yaş sınırlamaları ya da çocuklarla birlikte izlenecek ya da çocuklara izletilecek çizgi filmler, bunların denetlenmesi gerekiyor. Benim düşüncelerim böyle. Teşekkür ederim.